Fenerbahçe'de Güney Koreli stoper Min Jae Kim'le 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bir detaylarına bakalım. Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Min Jae Kim'i resmen kadrosuna kattı. 24 yaşındaki stoperle 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Min Jae Kim 2019 Ocak'ta 5 milyon 250 bin euro karşılığında Jeonbuk'tan Beijing Guoan'a transfer olmuştu. Güney Koreli oyuncu 2020 yılında Çin kulübünde 23 resmi maçta forma giymişti. Özellikle Fenerbahçe'de Min Jae Kim ne zaman açıklanacak sesleri artık yükselmişti. Oyuncu pazar günü İstanbul'a gelmişti ve dün açıklandı. Resmi açıklama geldi. Min Jae Kim'in Fenerbahçeli formasını giydiği fotoğraf kareleri de ekranda. Özgür Sancar, bekleyiş sona erdi Fenerbahçe'de stoper konusunda. Kim de mutlu son gerçekleşti Fenerbahçe taraftarı için. Fenerbahçe anlaştı ama lisansını çıkartması lazım. Lisansı çıkmadı bildiğim kadarıyla henüz. Ve tabii oyuncu intibaat sürecini aştıktan sonra uzun süredir maç yapmıyor. Ritmini bulduktan sonra, antrenman eksiğini giderdikten sonra Fenerbahçe için çok faydalı olabilecek bir oyuncu. Onun gelişiyle birlikte Atile Zalai'nin üçlü savunma devam ediyorsa ki öyle gözüküyor. Sol tarafa geçeceği, kimin ortada olacağı Tisera'nın performansına bağlı olarak sahada devam edeceği kanaatindeyim. Potansiyeli yüksek bir oyuncu ama hep söylüyoruz. Yani Beşiktaş bölümünde Batshuayi'yi konuşurken de söyledik. Kağıt üzerinde bunlar çok iyi transferler, rasyonel transferler, taraftarı heyecanlandıran transferler ki kimle ilgili referanslar çok iyi gerçekten. Ama pratikte ne verebiliyorlar buna bakmak lazım. Yani sağ performansını görmek lazım. Ama potansiyeli var mı? Var. Ve bu potansiyeli sahaya başarı olarak yansıtma olasılığı var mı? Var. Çok yüksek. Yarınki maçta Adana Demirspor maçında üçlü stoper bloğuyla devam edeceği kanaatindeyim Fenerbahçe'nin. Biliyorsunuz Pelkas oynayamayacak. Omzunda bir sorun var. Omzu çıktı. 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Valencia'da problem var. Serdar Dursun'la başlayacak. Kolay değil Adana Demirspor'la deplasmanda oynamak. Adana Demirspor'u Beşiktaş hazırlık maçında A Spor'un yayınında izledim. Çok etkin, ön bölgede iyi işler yapan, sağ sol çizgiyi iyi kullanan ama defansif kurgusunda bir takım sorunlar yaşayan, bundan dolayı zamana ihtiyacı olan bir ekip ama bence Fenerbahçe için zor bir başlangıç olacak Adana Demirspor maçı. Fenerbahçe'de tabii bundan sonra da transfer harekatı devam edecek. Herkes Fenerbahçeliler bir forvet transferi bekliyor. Pek çok isimden bahsedildi. Charlotte bir objeydi. Gerçekten Fenerbahçe'nin temel transfer hedeflerinden bir tanesiydi ama onu buraya getirmek zor. Çünkü babası net bir biçimde çok sarih ifadelerle dedi ki biz bir basamak atladık. Türkiye bizim için bir basamaktı. Şimdi geriye dönüş yapmayacağız dedi. Oğlunun da felsefesinin bu olduğunu, oğlunun düşüncelerine tercüman olduğunu düşünüyorum. Vedat Muriç'in kiralık olarak transferi konusunda her ne kadar tersi açıklamalar yapılmış olsa da Fenerbahçe'nin bir düşüncesi vardı. Vedat'ın da oradan yani Lazio'dan Sarri'nin tek forvetli sisteminden dolayı ayrılma olasılığı vardı ki Inzaghi iki forvetle oynattığı dönemde de Vedat'a işte fazla şans vermedi. Verdiği şanslarda da bunu değerlendiremedi. Herkes onun ayrılmasını bekliyordu. Ancak Sarri işte son Alman takımıyla yaptıkları hazırlık maçında onun performansından memnun kaldı. Sanırım onu tutacak. Caicedo'nun oradan ayrılıp Fenerbahçe'ye gelebileceğinden bahsediliyor. Ben sanmıyorum çünkü Sarri onu da bırakmayacak. Sarri böyle çok oyuncuyla özellikle de tecrübeli oyuncularla ön bölgede çalışmayı seviyor. Elbette ki tek forvetli sistemle devam ediyorsa Ciro Immobile onun değişmeyen ismidir. Ama Caicedo da çok tecrübeli. Özellikle ben onun İspanya'da La Liga'da İspanyol dönemini çok önemsiyorum. Ve sonradan girdiği oyunlarda da oyunu değiştirebilecek niteliğe sahip. Bu arada Vedat Muriç'le ilgili çok önemli bir bilgi edinmiştim. Vedat Muriç kendisi söylüyor bunu. Belki bir basın toplantısında İtalya'da orada burada ya da çıktığı bir yayında kendisine sorarlar. O da teyit eder eminim. Valencia ona talip oldu. Valencia'nın ödeme sorunları var. İspanya'nın 5 büyük takımından bir tanesi ama Sevilla, Atletico ve tabii ki Barcelona, Real Madrid gibi ödeme gücüne sahip değil ve kiralık oyuncular arıyor. Ve Bordalas, Valencia teknik direktörü Vedat Muriç'i doğrudan almış, görüşmüşler. Vedat Muriç o dönemde aslında Fenerbahçe'ye verdiği cevabın aynısını Valencia'ya da veriyor. Yani eğer kulüple anlaşılırsa oynamak istediğini söylüyor. Çünkü oynamaya ihtiyacı var. Şu anda Lazio'da devam edecek gibi gözüküyor ama bizde 7 Eylül'e kadar devam ediyor. İtalya başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok ülkesinde transfer dönemi ay sonunda bitiyor. Transfer Ceyda dinamik bir süreçtir. Bugün olmaz dediğimizin yarın mümkün olduğunu görebiliriz. Yaşayarak, deneyimleyerek gördük bunları. Şimdi Fenerbahçe'nin başka başka transfer hedefleri var. Onlardan bir tanesi de
Leipzig'te forma giyen Güney Koreli bir oyuncu. Hee Chan Bang. Şu an onun notlarını almıştım burada. Evet. Genç bir oyuncu. İşte Avusturya'da da oynadı. Ben oyuncunun potansiyelinin olduğu kanaatindeyim. Zaten piyasa değerinden de bu ortaya çıkıyor. Ama bu transferi nasıl gerçekleştirirsiniz? Yani Charlotte transferi bir hayli zor. Oyuncunun iradesinden dolayı, maaş standartının yüksek olmasından dolayı bence 3 milyon eurodan fazla para kazanıyor. Netini söylüyorum. Bu oyuncu da 25 yaşında gelecek vaat ediyor ama çok fazla süre bulan ya da işte daha önce Hamburg, Salzburg deneyimlerinde belki potansiyeli olan bir oyuncu olduğunu gösterdi ama beklenen patlamayı yapamayan bir oyuncu. Ama sonuç itibariyle Fenerbahçe üretken diyebileceğimiz 18 içerisinde Fenerbahçe'nin gol yükünü çekebilecek iyi oyunlu ya da kanatları işletirken yaşadığı problemi ortadan kaldırabilecek, yani gol üretme problemini ortadan kaldırabilecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Bu oyuncu tam olarak Fenerbahçe'nin ihtiyacına karşılık gelir mi bilmiyorum ama bu transfer koşullarında herhangi bir oyuncuya isim yapmış ya da tartışılmayacak olarak ismi tartışılmayacak olarak nitelendirebileceğiniz oyuncuyu getirebilmek gerçekten çok zor. Ali Koç kendisi itiraf etti. Teknik direktör konusunda bu zorluğu yaşadı. Gittiği teknik direktörlerle anlaşamadı. Çünkü sadece Fenerbahçe için değil, bütün takımlar için Türkiye'ye bu dönemde ve maalesef ülkemizde futbol seviyesiyle ilgili son derece ciddi sorunlar çıktığı için getirebilmek zor. O bakımdan tam olarak ihtiyacı karşılayacak bir forvet midir? Bu konuda net bir şey söyleyemiyoruz ama potansiyeli olan bir oyuncu ve Fenerbahçe'nin gündeminde olduğunu biliyorum. Bununla birlikte Fenerbahçe bir transfer yaparken, mesela kimin lisansını da çıkartırken aslında satmak zorunda. Evet. Bir zaruret var. Şu anda satabileceği en önemli oyuncu Kemal Adem'i gitti. Sadık Çiftpınar'ın transferi söz konusu ama Fenerbahçe'ye para getirebilecek oyuncu şu an itibariyle, bugünü söylüyorum, Mehmet Yam. Başakşehir'de olmak istiyor. Başakşehir'le bir görüşmesi var. Antalya Spor ona talip. Alanya Spor'un bir teklifi vardı ama onun maaş standartını Alanya Spor karşılayamayacak. Ama Antalya Spor bildiğim kadarıyla son olarak Koray Baloğlu'nun spor trafiği programında Antalya Spor başkanı yayına katılmıştı ve Mehmet Yam için bonservis bedeli ödemek istemediklerini. Evet. Çünkü 2 milyon euro istiyor Fenerbahçe. 2 milyon euro istiyor ve Kasımpaşa ile yapılan anlaşmaya göre bu 2 milyon euronun yarısı, yani 1 milyon eurosu Kasımpaşa'ya gidecek. Çünkü bedelsiz Fenerbahçe'ye gelmişti. Benim bildiğim kadarıyla oyuncunun iradesi de İstanbul'da kalmak. Başakşehir'i tercih ediyor ama Başakşehir'de tabii bu parayı öder mi, transfer bedelini öder mi? Buna da mesafeli ve şüpheyle yaklaşıyorum. Bir şekilde buna çözüm üretecek. Fenerbahçe'nin satması lazım. Perotti, Birar vesaire. Sonrasında transferlerini gerçekleştirmesi lazım. Bugün itibariyle baktığımızda Fenerbahçe satarak oyuncu almak zaruretinde ama Fenerbahçe token'dan kazandığı paralar da önemli. Çünkü bu miktarın toplam yekünün 1/3'ünü isterse transfer harcamalarında isterse maaş ödemesinde kullanıyor. Dolayısıyla bir taraftan sıkışırken bir taraftan da çözümler üretiyor Fenerbahçe yönetimi. Bugün itibariyle Fenerbahçe'nin güncel transfer alternatifinin Hee Chan Wang olduğunu biliyorum. Dembele'den bahsedildi ama belki Lyon'un Pelkas'a transferiyle ilgili bir neden sonuç ilişkisi kuruldu. İşte Pelkas'a karşılık oradan Dembele'yi almayı istiyor olabilir, talip olmuş olabilir Fenerbahçe denildi ama sanırım Dembele'nin iradesi Türkiye'de değil de Avrupa'da, eğer Lyon'dan ayrılıyorsa başka büyük birlikte devam etmekten yana. O bakımdan bütün olguları alt alta koyduğumda Hee Chan Wang'ın, Leipzig'teki Güney Koreli oyuncunun bugün itibariyle Fenerbahçe'nin forvet transferinde çok daha güncel bir alternatif olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Minjoe Kim'le ilgili bir video da yayınlandı. Eğlenceli bir video yayınlandı. Fener